Üzeri açık olan dikdörtgen şeklindeki bir depolama ünitesinin hacmi 10 metre küpmüş. Tabanının uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının iki katı. Tabanı için gerekli malzemenin metre karesi 10 lira imiş ve kenarlar için gerekli malzemenin metrekaresi de 6 lira imiş. Yapılabilecek en ucuz depolama ünitesinin malzeme maliyetini hesaplayınız demişler. Şimdi isterseniz işe bu üniteyi çizerek başlayalım. Üzeri açık olacakmış. Elimden geldiği kadar güzel bir çizim yapmaya çalışacağım. Evet, üzeri böyle açık olacak. Bunlar da kenarları olsun. İşte böyle. Üstü açık olduğundan bu şekilde içini de görebiliriz. Evet, içi böyle görülebilir. Peki bize başka ne demişler? Hacminin 10 metreküp olması gerektiğini söylemişler. Hemen not edelim. V eşittir 10 metreküp. Tabanının uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının 2 katı imiş. Tabanın kısa kenarına eğer x dersek uzun kenarında 2x olması gerektiğini de biliyoruz. Devam edelim tabanı için gerekli malzemenin metrekaresi 10 lira. Bir bakalım. Pembe ile boyadığım alan tabii bu eğer transparan olsaydı buraları da görebilecektik ama tabanı yapmak için gerekli malzemenin evet metrekaresi 10 liraymış. 10 lira. Kenarlara için gerekli malzemenin metrekaresi ise 6 lira. Evet, burasını yapmak için gerekli malzemenin metrekaresi de 6 lira imiş. Şimdi bu ünitenin ya da kutunun diyeceğim x türünden maliyetini yazmaya çalışalım. Ama bu noktada bir sorunumuz var çünkü x bize sadece tabanla ilgili bilgi veriyor. Halbuki bizim kutunun yüksekliğine de ihtiyacımız var, değil mi? Şu anda elde edeceğimiz maliyeti x ve yükseklik türünden yazabiliriz. Yükseklik için de aşı kullanalım ve maliyeti yazmayı deneyelim. Maliyet eşittir tabanın maliyeti yani 10 lira çarpı sadece 10 yazalım. Evet 10 çarpı taban alanı. Peki taban alanını nasıl bulabiliriz? Kısa kenar çarpı uzun kenar öyle değil mi? Hemen yazıyorum. 10 çarpı x çarpı 2x. Evet burası tabanın maliyeti. Belki ya kenarların maliyeti. İşte bu kenara göre farklılık gösterecek. Mesela bu kenarla bu kenarın boyutları aynı. Başka bir deyişle ikisinin de alanını x çarpı h olarak hesaplayabiliriz. Evet, x çarpı h. Burada kullanılacak malzemenin metrekaresi 6 lira olduğuna göre 6 x h bu kenarın maliyetine eşit olur. Elimizde bu kenarlardan 2 tane olduğuna göre bunu 1 de 2 ile çarpalım. Artı 2 çarpı 6 çarpı x çarpı h. Evet 1 de bu kenarlar var öyle değil mi? Bunların alanını da 2x çarpı h ile hesaplayabiliriz. Yazalım. 2x çarpı h. Malzemenin metrekaresi bu kenarlar içinde 6 lira olduğundan 6 ile ve bu kenarlardan da 2 tane olduğu için 1 de 2 ile çarpıyoruz. Bu birincisi, bu da ikincisi. Çarpı 2. Bu kısımda kenarların maliyetini veriyor olacak. Bakalım daha sade bir hale getirebilecek miyiz bunu? Nötr bir renk kullanarak baştan yazayım. 10 çarpı 2 20 eder. x çarpı x de x kare yani 20 x kare. 2 çarpı 6 çarpı x h yani artı 12 x h. Bir de 2 çarpı 6 12 eder çarpı 2 24 yani artı 24 x h eşittir 20 x kare artı 36 x h. Evet, maliyeti bulduk ama henüz optimizasyon yapmaya hazır değiliz. Neden diyecek olursanız, iki değişkene göre optimizasyon yapmayı bilmiyoruz da ondan. Bu noktada tek bir değişkene göre optimizasyon yapmamız lazım. Ancak x'e göre optimizasyon yapalım desek bile h'ı x türünden ifade etmemiz gerekir. Peki sizce bunu yani h'ı x'in bir fonksiyonu olarak ifade etmeyi nasıl başarırız? Hacmin 10 metreküp olması gerektiğini biliyoruz. Bu da x çarpı 2x çarpı h'ın 10 metreküp'e eşit olması anlamına gelir. Güzel, devam ediyorum. 2x kare çarpı h eşittir 10. Ve buradan h'ı x'in bir fonksiyonu olarak yazmak istersek, iki tarafı 2x kareye bölebiliriz. Bunu yapınca h'ı 10 bölü 2x kare ya da daha sade olarak 5 bölü x kare olarak buluruz. Ve şimdi de h yerine bunu kullanarak, evet h yerine 5 bölü x kare yazacağız. Eşittir 20x kare artı 36 çarpı x çarpı 5 bölü x kare. Maliyeti artık x türünden ifade edebiliyoruz. Bunun için mx yazalım. 20x kare artı 36 çarpı 5, evet bu 180 eder, artı 180, bu x ile bu x'lerden biri birbirini götürür ve geriye x üzeri eksi 1 kalır. İşte bu. Maliyeti x türünden ifade ettik ve artık optimizasyon yapmaya hazırız. Optimizasyon için bu fonksiyonun kritik noktalarını bulup bu noktaların minimum mu yoksa maksimum mu olduklarına karar vermemiz lazım. Bir bakalım, kritik noktaları bulmak için türev alacağız ve türevi sıfır ya da tanımsız yapan noktaları bulacağız. Bu noktalar aday kritik noktalarımız olacak. Bulduğumuz kritik noktalar fonksiyonun minimum ya da maksimum değerleri olabilirler. O halde maliyet fonksiyonunun x'e göre türevi. Evet, 40 x eksi 180 çarpı x üzeri eksi 2. Bu fonksiyon x'in sıfır dışındaki değerleri için tanımlıdır. Ancak x'in sıfır olması bizim için anlamlı bir sonuç olmuyor. Çünkü x sıfır olduğunda bu kutunun tabanı diye bir şeyden bahsedemiyoruz. Bu yüzden de bu kritik nokta yani x eşittir sıfırı değerlendirmeye almayacağız. Bu arada x sıfıra eşit olduğunda yüksekliğin de tanımsız olduğunu hemen ekleyeyim. Bu fonksiyon x'in diğer tüm değerleri için tanımlı olduğuna göre potansiyel kritik noktalar için bir de türevi sıfır yapan noktaların hangileri olduğunu bulalım. 40 x eksi 180 x üzeri eksi 2 eşittir 0 yazıyorum. İki tarafa da 180 x üzeri eksi 2 eklersek, 40 x eşittir 180 bölü x kare olur, öyle değil mi? Bir bakalım, iki tarafı x kare ile çarpalım, böylece 40 x küp eşittir 180. İki tarafı bir de 40'a bölelim, x küp eşittir 180 bölü 40. Evet, bu 18 bölü 4'e ve bu da 9 bölü 2'ye eşittir x'in neye eşit olduğunu bulmak için iki tarafın küp kökünü almamız lazım bir de ve x eşittir 9 bölü 2 üzeri 1 bölü 3 yazabiliriz. Bunun yaklaşık olarak neye eşit olduğunu da hesap makinesiyle hesaplayalım. Evet, 9 bölü 2'nin küp kökü yaklaşık olarak 1,65'e eşitmiş. Bu kritik noktanın henüz minimum mu yoksa maksimum mu olduğunu bilmememize rağmen sorunun soruluş biçimini değerlendirecek olursak bunun minimum olması gerektiği sonucuna ulaşabiliriz ama ikinci türev testiyle bunun gerçekten de doğru olup olmadığını kontrol edebiliriz. Hadi bakalım bu testi yapalım ve eğrinin çukurluğunun gerçekten de yukarı yönlü olup olmadığını görelim. İkinci türev 40 eksi Eksi 180 ile eksi 2'yi çarparsak artı 360 buluruz. Evet 360 bölü x üzeri 3. Eksi 2 çarpı eksi 180 360 eder. Evet doğru. X 1,65'e eşit olduğunda bu pozitif olur. Öyle değil mi? Bu da öyle. O halde M'in ikinci türevinin 1,65'teki değeri pozitiftir diyebiliriz. Evet, büyüktür 0. Bu da eğrinin çukurluğunun yukarı yönlü olduğu, yani eğrinin buna benzeyen bir şekil olduğu anlamına gelir. Ve türevin sıfıra eşit olduğu nokta olan x eşittir 1,65'te minimum değer elde ederiz. Yani maliyetimizi minimize etmiş oluruz. Şimdi soruya geri dönecek olursak, maliyeti minimize edecek x değerinin ne olduğunu bulduğumuza göre geriye en ucuz kutunun malzeme maliyetini bulmak kaldı. Maliyet fonksiyonunu x türünden ifade etmiştik. Şimdi x yerine 1,65 koyalım. Hesap makinemi çıkarıyorum. Maliyet eşittir 20 çarpı 1,65'in karesi. Bu arada maliyetin tam değerini değil yaklaşık değerini elde edeceğiz. Artı 180 bölü 1,65 ve evet bu yaklaşık olarak 163,5 liraya eşit oluyor. Yeni bir renkle yazayım. X 1,65'e eşit olduğunda maliyet yaklaşık olarak 163,54 lira oluyormuş. Oldukça pahalı bir kutu değil mi? Malzemeler de pahalı tabii. Ama bir yandan da kutu oldukça büyük bir kutu öyle değil mi? Tabanlının kısa kenarı 1,65 metre uzunluğunda uzun kenarı da bunun iki katı. Yüksekliğinin ne olacağını da bulabiliriz. 5 bölü 1,65'in karesi. Evet çok da yüksek olmayacak ama olsun. Yaklaşık olarak 2 metre eder sanırım. Yine de oldukça pahalı malzeme kullanılarak yapılmış oldukça büyük bir kutudan bahsediyoruz. Bu kutudan sadece bir tane yapmanın maliyeti 163,54 lira.